Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Hatırlarsanız daha önce kutu açılışını yaptığımız dünyanın en hızlı kablosuz şarj cihazı UMIDIGI Q1 şu anda incelememizde. Yumidici aslında ülkemize yeni giren bir Çinli marka ve 25 ülkeden fazla da şu anda aktif olarak satışta. Yavaş yavaş telefonları da gelmeye başlarken ilk olarak bize sağ olsunlar şu anda dünyanın en hızlı kablosuz şarj cihazı olan Q1'i temin ettiler. İlk başta hatırlarsanız kutu açılışında bazı aksaklıklar diyebileceğimiz durum olmuştu. Telefonu tam yerleştirememekten kaynaklı vesaire bir sıkıntı yaşamıştım. Ancak daha sonrasında özellikle mesela Samsung cihazında kendi şarj aletiyle işte farklı bir telefonda kendi şarj aletiyle vesaire kullandığınızda daha verimli bir sonuç aldığımızı gördük. Yine buradan ilk olarak e, tasarımıyla başlamak istiyorum. Bu e, cihazın iki farklı rengi var. E, bir kırmızısı ki alev kırmızısı diyebileceğimiz oldukça şık bir kırmızı renge sahip. Bir de siyahı var. Ama özellikle siyah renginin geldiğini söyleyeyim ve farklı olarak hani önünde bir Ayna var. Ee, bu sayede e, özellikle dediğim gibi bayan kullanıcılar yanlarında bunu taşırken hani e, o sırada ayna niyetine bile rahat kullanabilir. Ama bunun bir dezavantajı da telefonu üzerine eğimli bir yerde koyduğunuzda bu alttaki petler çok iyi olsa da ya yani şöyle koyayım bakın masayı sallıyorum. Hani bu şekilde kullanmaya çalıştığımda. Ama e, günümüzdeki telefonlarda cam olduğu için üzerine biraz eğimli bir yerde koyduğunuzda kendi şarj pedi sağlam dururken telefon kayabiliyor üzerinden gördüğüm tek dezavantajı bu. Oldukça akıllı bir şarj sistemine sahip olan bu cihaz 5 milimetre de inceliğe sahip. Bu sayede hani istediğiniz yere cebinize dahi çok rahat bir şekilde koyabiliyorsunuz. 100 milimetrelik bir çapı var. Avuç içimden göstereyim hani avuç içime rahatlıkla sığabilecek bir boyuta sahip. Bu sayede istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Yanındaki kırmızı kablosunu götürüp isterseniz USB üzerinden, isterseniz kendi telefonunuzun şarj aletinden edebilirsiniz. Ama tekrar hatırlatayım içinden bir şarj cihazı çıkmıyor. Kablosuyla kendisi çıkıyor. Çünkü hangi telefonda kullanıyorsanız onun şarjıyla şarj etmeniz daha doğru olacaktır diyelim. Hangi cihazları ne kadar şarj edebiliyor? Sağolsun bunu Yumidici kendi sitesinde de açıklamış. Onları size buradan bakarak söyleyeyim. Yümidici Z2 Pro ki bu da Türkiye'ye gelecek. Bize de incelemeye gelecek. O zaman sizlere detaylı olarak deneriz. Samsung Galaxy S9, S9 Plus, S8, S8 Plus, Note 7, yani artık Note FE oldu bu. Note 8, S7, S7 h S6 h Plus, Note 5 e, Samsung telefonlarında 10 watt aynı zamanda Huawei Mate RS ve Xiaomi Mi Mix 2S gibi cihazlarda da 10 wattlık bir destek sağlıyor. Bu da e, Android ekosistemindeki en hızlı cihazlar anlamına geliyor. E, iPhone tarafında 7.5 wattlık bir Qi desteği var. Bu da iPhone 10, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus olarak gösterilmiş ama 7.5 watt almak için iOS 11.2 veya daha güncel sürümü kullanmanız öneriliyor. Bundan daha düşük bir sürüme sahipseniz o büyük ihtimalle 7.5 watt'lık değil de biraz daha yavaş şarj edebilir. Aklınızda bulunsun. 5 watt'ta da e, Samsung'un S6 S6 Edge'i, Google'ın Nexus 7'si, 6 5'i, 4'ü, LG'nin G2'den Optimus F5'e, G Pro'suna, Spectrum 2'sine, V2'sine gibi birçok farklı cihaz var. V30 ve V30 Plus'ta var. Bunlar ama hızlı olmayan normal kablosuz şarj olduğunu belirteyim. Çünkü bu cihazlarda hızlı kablosuz şarj desteği yok. Ama açıklamalar bölümüne ve aynı zamanda bu videonun paylaşıldığı haber bölümünde de hangi cihazların hangi hızlarda desteklediğini görebilirsiniz. Şöyle de bir şey ekleyeyim. Büyük ihtimalle kablosuz şarj desteği olsa da burada görünmeyen cihazları edemeyecek anlamına gelmiyor ki. Mesela Microsoft putu bile eklemişler. Lumia 950 gibi cihazlarda var 950 x falan. Ee, ki standardını desteklediği için ki kablosuz şarjı destekleyen bütün cihazları şarj edebiliyor. Sadece telefon olarak da düşünmeyin. Hani farklı bir Qi standardını destekleyen bir kablosuz şarjı olabilen cihazınız varsa bununla onu şarj edebilirsiniz. 8 milimetrelik bir şarj mesafesi var ve bir şarj cihazında kablosuz da olsa merak edeceğimiz noktalardan biri tabii ki bu kadar ince olması neticesinde ısınması, soğutmayı nasıl yapıyor, işte akım vesaire durumlarında ne gibi teknolojileri var. UBDG'nin açıklamasına göre aşırı ısınma koruması, yüksek voltaj koruması, güç kesme koruması, yüksek akım koruması ve yabancı cisim koruması gibi teknolojiler bu ürünün içinde bulunuyor ve gerçekten ben hani Gece boyunca şarj ettiğimde sabah kalktığımda ya da ofiste şarj ederken falan bu cihazın ısındığını hiç fark etmedim ki arkası alüminyum yani metal olarak olsa bile önü de cam ama kafanızda soru oluşmasın diye tekrarlayayım 15 watt'ı sadece UMIDIGI Z2 Pro'da verebiliyor çünkü piyasada 15 watt'lık şarj olabilen tek cihaz o kablosuz olarak ve ufaktan noktalayalım çünkü hani kablosuz şarj cihazında ekleyebileceğimiz de çok farklı bir şey yok ama ben dediğim gibi arkadaşın iPhone'uyla da denedim, iPhone 10'la denedim, kendi S9 Plus'ımla denedim, farklı birçok cihazla da denedim. E, o incelemedekinden ziyade artık biraz daha kendi şarj cihazıyla kullandığımızda rahat bir kullanım elde ediyor. Hani satın almak isteyenler ee, dediğim gibi özellikle rahat taşınabilir ve herhangi bir telefonu şarj edebilecek e, ki standardını destekleyen bir cihaz arıyorlarsa bunu tercih edebilirler. E, fiyatına gelecek olursam Yuümiddici Türkiye'den bana 124 TL olarak sokmak istediğimizi söylemişlerdi Ama e, dolar kurunda fazla oynama olmazsa denilmişti. Tam tarihi hatırlamıyorum ama ben not etmişim buraya O zaman için dolar 4.9. TL'ye denk geliyordu. Şu anda 6.5-7 arasında değişiyor. Yani bu da 124 TL'lik satış fiyatının hani daha yükseğe çıkma ihtimali anlamına geliyor. Ki bence 124 TL oldukça iddialı bir fiyattı. Hani ülkemizde birkaç farklı markadan kablosuz şarj cihazı ya da dileyenler AliExpress'ten alabiliyor. AliExpress'ten bilinmedik ya da ülkemizde daha pahalıya satan cihazlar yerine Yumi tercih edebilirsiniz. Ee, telefonları geldiğinde de incelemeleriyle sizin karşınızda olacağız diyelim. Merak ettiğiniz şeyler varsa belki benim atladığım vardır ya da e, şu telefonda da test eder misin diyorsanız yorumlar bölümünden e, bizlere iletin. Eğer cihaz elimizde varsa ben özellikle test eder. E, sizlere e, rahat ya da et, edip etmediğine dair bilgi veriyor olurum diyelim ve başka bir Hardware Plus videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.